Kuzey Kıbrıs'ta sektörünün lideri Tüfekçi Grup Cem Rakar'la 360 dereceyi sunar. Diyalog TV ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi saatlerimiz 15.10'u gösterirken 360 dereceyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok ilginç, çok özel bir program. Gerçekten benim çok uzun süredir farkında olduğum ama ortaya çıkarmak için böyle bir ışık beklediğim bir dönemdeydim. Bir konu bu. Çok değerli arkadaşım, dostum, çok eski bir dostum bu konudan bahsedince kesinlikle tepkisiz kalınmaması ve bunun çok çok daha geniş kitlelere duyurulması gerektiğine inandım. Ama ismi açıklarken böyle ilk etapta hani alışa gelmiş çok duyduğumuz işte düşünce, zihin eğitimi, işte think positive, işte pozitif düşün felsefeleri falan filan hem gerek ülkemizde gerek uluslararası platformlarda çok yaygın biliyorsunuz ama burada tamamen bambaşka bir konu var ki bu noktada işte biz ortak buluştuk. Bugün bunları konuşacağız. Uzun bir açılış oldu ama gerçekten dediğim gibi çok hassas ve çok güzel bir konu. Beden, zihin ve nefes eğitmeni Ben Sen Biz projesinin yaratıcısı Sayın Balin Palmer bugün bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. 360 derecenin en uzun açılış konuşması oldu aslında. Çünkü üzerine konuş konuş doyamadığımız bir konu. Çünkü hem bireyi hem toplumu ilgilendiren, evet, içerisinde psikolojinin, sağlığın, sosyolojinin olduğu çok derin bir konu ama bunu güzel güzel anlatmak lazım. Evet. Biz işte bugün buradayız. Önce sizi biraz daha yakından tanıyalım ve geçelim Ben Sen Biz projesine. Tabii ki. Çok uzun yıllardır farklı alanlarda eğitim aldım. Aslında hayatımda ilk eğitimim dansla başladı bir şekilde ve danstan sonra, çağdaş dans bu arada, çağdaş danstan sonra yol bir şekilde sanıyorum, beklenmedik bir şekilde kendiliğinden farklı yollara doğru sapmaya başladı. Aslında ilk beden farkındalığımı dansla elde etmeye başladım. Daha sonra yoga, pilates gibi, nefes gibi farklı veya spiritüel çalışmalar olsun çok daha farklı eğitimler içerisinde aniden kendimi bulmaya başladım. Ve çok uzun zamandır aslında kendi içimde süren bir sorgunun cevaplarını bulmaya başladım. Çünkü dünyada öyle bir hale geldik ki aslında hepimiz bir çıkış arıyoruz, bir anlam arıyoruz, kendi varlığımızın anlamını arıyoruz, gündelik hayatımızın anlamını arıyoruz, yaptığımız şeylerin anlamını arıyoruz ve bir şekilde aslında hepimiz aynı yolda bazı sorgular içerisindeyiz. Ve ben de çok uzun yıllardır süren bu hem kişisel çalışmalarım hem de başka hocalarımla birlikte yurt dışında yaptığım çalışmaların sonucunda aslında ortaya Ben Sen Biz projesi bir şekilde çıktı. Hı hı. Ve toplumumuzun da bir şekilde bu noktada farkındalık açısından çok fazla aslında bir boşluk olduğunu ben zaman içerisinde fark ettim. Hı hı. Ve bir şekilde beden farkındalığı, nefes farkındalığı, zihin farkındalığı, davranış biçimlerimizin farkındalığı noktasında aslında konuşmadığımızı ve bunların hiçbir şekilde meslek olmadığını ve bir şekilde aslında çok boşluk bir alan olduğunu ben gözlemledim. Ve bir şekilde bu Ben Sen Biz projesini uzun zaman önce kendi kapalı kapıların ardında yazmaya başladım. Hı hı. Ve son zamanlarda bir şekilde hazır olduğu için sanıyorum bu proje senin aracılığına, evet, Cemre, bir şekilde yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor. Evet. Bu projenin aslında güttüğü ilk amaç, isminden de belli olacağı gibi, ben kavramını anlamak, oradan sen kavramını anlamak ve daha sonra da biz kavramının ne olduğunu idrak etmek. Hı hı. Çünkü farkında olsak da olmasak da
Aslında hepimizi kaosa sürükleyen en büyük illüzyonumuz olan ayrılık illüzyonu. Yani biz kavramını tamamen unutmuş ve biz kavramını tamamen hiçbir şekilde ne demek olduğunu hatırlamıyor olmamızdan kaynaklandığını gözlemledim. Bununla birlikte aslında bize giden yolculuğun benden geçtiğini fark ettim. Yani ben kavramını ne kadar anlayabilirsek o kadar fazla sen kavramını ve seni idrak ettikçe de biz kavramını, yani bütünlüğü tekrardan idrak etmeye başlıyoruz. Ve bu noktada aslında bu gerçekten bir farkındalık ve toplumun iyileşmesi üzerine kurulu bir proje. Proje çünkü hem bedenimizi, hem zihnimizi, hem nefes farkındalığımızı geliştirdikçe ben kavramını anlamaya başlıyoruz. Oradan sen kavramını ve senden de biz kavramını idrak etmeye başlıyoruz. Ve günümüzün zihinlerimizin sebep olduğu bu kaosun dinmesine ve içsel huzuru daha rahat bir şekilde bulmamıza ve varlığımızın anlamını tekrardan hatırlamamıza sebep olmaya amaçlı bir proje. Ve bunu özellikle farklı yaş gruplarına ve farklı toplumun kesimlerine ulaştırmak benim sanıyorum topluma olan borcum olarak hissettiğim için bunu elimden geldiğince yaymaya çalışacağım. Evet, biraz aslında yani bütün özeti aldık. Bunu şimdi parça parça açalım. Uzun benim dikkatimi çeken bir iki söz oldu. Aslında boş bir alan fark ettim dediniz ama aslında dolu gibi görünen boş bir alan demek lazım. Evet. Ve ben ilk konuştuğumuzda dedim aman dedim ben bu ruhaniyet muhaniyet işlerinde işte spiritual şeylerinde ben hiç ilgimi çekmez ama eğer bilimsel bir şeylerle geliniyorsa bana ben o zaman dinlerim dedim ve belki de bu işte pozitivizm felsefeleri işte bu spiritual felsefelere işte 99-2000'li yıllarda ilk merak edip okuyanlardan biriyim. Daha şimdilik bazı şeyler gündeme oturmuş bazı isimler veya daha böyle işte Dale Carnegie gibi konuşmuştuk. Çok evet. Büyük değerli isimler uygulamalarından, evet. Araştırmalarından, verilerle karşımıza çıkan ama görüyoruz işte televizyona çıkan birisi sadece konuşuyor ama bir veri sun bir ya da bir bilimsel çalışmanız var mı bu konuyla ilgili evet. dediğinizde orada bir tıkanıklık başlıyor. Her duyduğumuza da inanmamak lazım. Ben bunu hep söylüyorum. Evet, çok konuşan var ama içi dolu konuşan çok az. Sizin gerçekten bu alandaki çalışmalarınız neredeyse ülkede en der karşılaştığımız derinlikte çalışmalar. O yüzden çok değerli. Tüme varım söz konusu anladığım kadarıyla. Evet. Ve bu da bizim için de bulunduğumuz süreçte çok önemli bir süreç. Evet. Geçiyoruz gerçekten. Bu tüme varım bizim için çok önemli. Ben sosyal medya paylaşımında da belirttim. Çeşitlilik ve farklılıklar güzeldir. Bir harmoni oluşturur. Bir ahenk oluşturur. Bir renk oluşturur. Ama ayrıştırma güzel bir şey değildir. Evet. Öyle çok ince nüanslar vardır. İşte ayrıştırma, bölünme noktasına evet. Gitmek bize ancak kaybettirir. Bu noktada toplumsal farkındalık yaratmak ve toplumsal bütünlük yaratmak için bu proje bence çok değerli ve evet. Sadece sosyolojik, psikolojik anlamda değil, hani siyasilerin de aslında el atması gereken çok kesinlikle. Değerli bir çalışma. Önce başlayalım benden. Önce beni evet. Nasıl, hani tabii ki bir programlık değil ama evet. En azından biraz bilgilendirelim. Nasıl beni, oradan nasıl seni ve en son nasıl bir bütünü evet. Ulaşmak için evet. ilerliyoruz. Şimdi çok güzel bir şey söyledin Cemre. Günün sonunda amacımız tüme varım aslında. Evet. Ve bir şekilde tüme varabilmek için önce kendimizle olan iletişimimizi tekrardan düzeltmemiz gerekiyor. Hı hı. Aslında günümüzdeki en büyük sıkıntımız biz tamamen kendimizden kopuk ilişkiler içerisindeyiz. Hı hı. Kendimizden kopuk ilişkiler içerisinde olduğumuz için otomatik olarak karşımızdaki insanlarla da kopuk ilişkiler içerisinde oluyoruz. Ve bununla birlikte de tamamen bütünden kopmuş bir şekilde oluyoruz. Ve ne oluyor? Aslında günün sonunda bütün hem kendi toplumumuzda hem dünyada sebep olunan en büyük problem aslında benim kendimi karşı taraftan ayrı görüyor olmam. Hı hı. Yani ben bir yana, sen ve biz bir yana dediğimiz o ayrılık illüzyonuyla dolu aslında bakış açılarımız ve algılarımız. Dolayısıyla ve buradan da dediğin gibi aslında hem siyasi anlamda hem başka konular anlamında
çok farklı, çok kompleks yapılar oluşturuyoruz. Çünkü birincisi bir şekilde kendi içimize döndüğümüz zaman kendi içimizdeki barışı sağlamakla başlamak zorundayız. Kendi iletişimimizle kopuk olduğumuz, kendi içimizde kopuk bir dünyada yaşadığımızı öncelikle kabul etmek zorundayız. Tamamen kolayı seçiyoruz. Dışarıyı suçluyoruz, dışarının her şeyden sorumlu olduğuna inanıyoruz. Ve her zaman gözlerimiz aslında dışarıya bakıyor. Evet, mesela çok özür dilerim bölüm için. Mesela toplumsal noktada suçlu kim? Kıbrıs sorunu. Evet. Ki ben bunu çok kez vurguladım. Kıbrıs sorunu demeyip artık Kıbrıs meselesi, Kıbrıs konusu demek ki artık sorun bilincimiz, yani bilinçaltına işleniyor. Bunlar hep bilimsel veriler. Sorun diye de sorun oluyor zaten. Evet. Mesela burada suçlu kim? Kıbrıs meselesi. Evet. Yani biz suçlu değiliz. Veya işte ailelerde de çok karşılaşıyoruz. Yani toplumu oluşturan, yani parça parça bakın. Önce birey, sonra aile, işte sonra mahalle. Mesela ben bakıyorum aile ilişkilerine, ben bakıyorum komşuluk ilişkilerine. Ama bu zamanda komşuluk ilişkisi mi kaldı canım dedi biri bana geçen evet, hafta. Evet, bu yani, en çok sık duyduğumuz şey sanırım. Olmaması lazım zaten dedi bana. Evet. Nasıl yani komşuculuk yapan? Tabii ki yani bütüne varmak için önce step evet, by step gitmemiz evet, lazım. Yani önce aile, sonra komşu. Evet. Ama suçlu kim? O. Evet. O suçlu, boşanıyorum. Maalesef toplumumuzda böyle bir bakış açısı çok yaygın ve tamamen pes etmiş bir bakış açısı çok yaygın. Ve dediğin gibi aslında Kıbrıs sorunu dediğimiz kökten, ben kendi açımdan ilgilendiğim kısmına bakacak olursam aslında şunu söylemek isterim ki Kıbrıs sorununun veya Kıbrıs sen ne demiştin? Meselesi. Meselesinin Kıbrıs kesinlikle konusu. Bu evet, kelimeyi gerçekten unutup aslında lukatımızdan çıkarıp dediğin gibi mesele demeye başlamamız gerekiyor. Bu noktada aslında biz toplum olmayı zaten unuttuk. Unutmamızın sebebi aslında bireysel olarak kendi yine ben konusuna geliyoruz aslında. Kişisel olarak kendimizle irtibatımız, kendimizle iletişimimiz zayıf olduğu için, kendi farkındalığımız, kim olduğumuzu tanımamız çok zayıf olduğu için aslında toplumumuzla birlikte zaten bir bütün kurmamız mümkünatı olmaz. Ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin de bizim üzerimize düşen kısmında biz sadece ne yapıyoruz? Biz bir şey yapamayız deriz ve tamamen pes etmiş bir konuma kendimizi çekiyoruz. Oysa biz aslında toplum olmayı öğrensek Kıbrıs meselesine koyacağımız katkı, Kıbrıs meselesine getireceğimiz aslında bakış açısı ve toplum olarak birbirimize bağlı hissettiğimiz noktada ülkenin değişeceği frekans düzeyi aslında çok önemli bir konu. Ve bu noktada kişilerin öncelikli olarak kendisiyle, kendi bakış açılarıyla, kendi davranış biçimleriyle, kendi stres düzeyini düzenleyip tekrardan hayata daha farklı, daha olumlu bir noktaya bakabilmesini sağlamak için önce kendi içsel bir yolculuğa girmesiyle başlaması lazım. Kesinlikle. Önce dediğin gibi ben hep söylerim eğitimde kendini gerçekleştirebilen, kendini tamamlamış bireyler yetiştirmek. Böylelikle zaten birçok şeyin üstesinden gelirsiniz ama biz birazcık daha böyle işte artık geri kalmış demiyorlar gelişmekte olan ülkeler, doğru telaffuz edelim bize, gelişmekte olan ülkelerde daha çok baskı, otorite ve kurallarla bazı şeylerin üstüne geçmeye çalışıyoruz. Mesela örneğin İngiltere'de birçok tren istasyonunda işte kart takıp çıkartmaya gerek yoktur bariyeri aşmak için. Bariyerler hep açıktır. Evet. Ama buna rağmen insanlar her zaman kart alır veya işte bir denetleme olmasa bile işte orada bir işte devletin bir malını, mülkünü işte kendi yararına kullanma yoktur. Neden? Çünkü insanlar yetişirken belli etik ahlaki değerlerle aslında bir bütün birey bu etik ve ahlaki değerlere sahip olması gerekir zaten. Yani bunun üzerine bir işte baskı otoriteyle bunları elde etmek değil, içinde temelinde bunları oluşturmak. Biz bunları bireyde dediğiniz gibi gerçekleştirebilirsek ki bunun en önemli noktası da kendini sevme, dolayısıyla özgüven getirme. Evet. Özgüven çok önemli bir konu ama üstüne düşülmeyen bir şey. Aslında birçok sorunun temeli. Böylelikle baktığınızda aslında trafik sorunu da aşarız. Çünkü adam içki içtiğinde der ki ya ben hani kendi canımı geçtim. Bir sürü insanın canına tehdit olacağım bu şekilde yola çıkarsam deyip orada arayıp taksisini çağırmayı bilmeli. Evet. Biz aslında dediğiniz gibi böylelikle trafikte birçok sorunun önüne geçebiliriz örneğin. Veya gidip adamın evinin önüne park ettiğinde yayan yürüyeceği kaldırma park ettiğinde beklemez ceza otoritesini gelsin daha düzelsin. Böylelikle yavaş yavaş işte sana dediğiniz gibi saygı duyma. Böylelikle bize
varma bu şekilde oluşur. Ama esas sorun ben. Esas aslında onun üzerine çok duralım. Çok güzel bir noktaya değindin. Onu söylemek istiyorum Cemre. O noktada da aslında kökünde eğitime geliyoruz. Evet. Her şeyin başı gerçekten eğitim. Bugün gelişmiş olan ülkelerde bizim bu bahsettiğimiz konular, bu ben sen biz durumları, nefes çalışmaları, beden çalışmaları, farkındalık çalışmaları, meditasyon çalışmaları aslında çok küçük yaşlardan okullara veriliyor. Çünkü bir toplumun geleceği çocuklarındadır. Evet. Ve o çocuklara bu bilgileri küçük yaştan gerçekten sızdırmamız gerekiyor. Yani kişi küçükken kendi farkındalığını, kendi sorularını sorabilmeyi, nefesini fark edebilmeyi, bedeniyle iletişim kurabilmeyi, kim olduğu sorusunu sorabilmeyi ve o noktadan da sağlıklı bir şekilde toplumuna faydalı olabilmeyi öğrenmek için ümit ederim ben bu görevi üstleneceğim ve okullara yavaş yavaş bunu yapabildiğimiz kadar ulaştırabileceğiz. Ve bu noktada eğitim üzerinden eğer temelimizi sağlam kurabilirsek aslında o çocuk 20 yaşına 30 yaşına geldiğinde hem toplumuna çok faydalı hem dünyaya çok faydalı hem de kendini çok iyi tanımasını bilen, kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilen, ayakları yere sağlam basabilen ve çok güzel bir şey söyledin, özgüven. Bizim toplumumuzda gerçekten ciddi bir sorun. Bulunduğumuz yapı itibariyle, henüz barışın sağlanmaması itibariyle, tanınmamış olmamız itibariyle aslında kanımıza işlemiş bir özgüvensizlik var. Ve çok fazla özellikle bizim yaşımızdaki jenerasyonların çok fazla mücadele vererek bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü özgüvenimiz küçükten bize maalesef aşılanamıyor. Bulunduğumuz coğrafik konum olarak, yaşadığımız politik ve siyasal problemler olarak, dünyadaki konumumuz açısından. Ve bunları biz kendi jenerasyonumuza, ümit ederim üzerimize düşen, senin de yaptığın gibi her şeyi yapıp da bir sonraki jenerasyona daha sağlıklı, özgüvenli bir şekilde hayata bakabilmeyi, daha üretici, daha yaratıcı olabilmeyi sağlamak hedefimiz. Evet. Yani bir duygu, bir gücü doyurulmazsa açık kalır ve başka şekilde kapatılmaya çalışır. Ben çok değerli hocamız var, Müge Beytoğlu, hep derdi hangi duygunu tatmin etmek için davranışını bir sorgula, ben çok severim sorgulamayı. Doğrudur, hangi duygumu, hangi gücümü tatmin etmek için bu şekilde davrandım diye bir an sorgulardım. Biz bu özgüven boşluğunu, üstünü kapatır ve yok sayarsak bir şekilde o boşluğu kapatmak için farklı doyum arayışlar içerisine gireriz. Mesela işte dünyanın çok az ülkesinde olan aşırı derecede gösterişli bir yaşam veya gösterme var olanı aşırı derecede gösterme güdüsü mesela. Bizde bunu bütün sosyologlar, bütün psikologlar söylüyor. Bizim ülkemizde bu aşırı derecede, mesela aşırı derecede lüks araba kullanımı. Bunlar aslında bir duyguyu güdülemek, bir duyguyu beslemek daha doğrusu amacıyladır. Biz o doyumu, o tatmini çok daha farklı şekillerde alabiliriz. Çok daha doğru bir şekilde ilerleyebiliriz. Aynı şekilde siyasilerimizde de bu çok önemli. Yani siyasilerin kesinlikle de bu eğitimleri, bu çalışmaları alması gerekir. Ama şimdi gene bir arkadaşımız var, Yeni Hacı Şevki. Buradan selamlarımızı gönderelim. Ben dedi oyun terapi başlattım yetişkinlerle. Bak amacım o, çünkü çocukları yetiştiren onlar diyor. Önce onları eğitmem lazım. Bir süre sonra Cemre dedi, ben dedi baş edemiyorum yani yetişkinlerle. Döndüm çocuklara dedi. Evet. Hani en azından sil baştan sıfırdan. Çünkü az sayıda kişiler olduğumuz için kolay bir süreç değil. Ama ben başaracağımıza inanıyorum gerçekten. Evet. Yani insanlar anlattığında soruyorlar, çıkarın ne, beklentin ne? Hani bizim toplumda gerçekten çıkarsızca, gerçekten toplum için mücadele ediyorum. Hadi hadi söyle. Yani evet, inanmıyorum bu kimse. Zihniyeti daha oluşturamıyoruz. Dünyada öyle büyük kahramanlar var ama içinde yaşadığımız dönemde maalesef kahraman sayısı çok az. Neden bizim de kahramanlarımız olmasın? Bu düzeni iyileştirecek, güzelleştirecek. Ben de kesinlikle katılıyorum çocuktan, o yüzden başlayabiliriz. Bununla ilgili çalışmalar, girişimler var mı çocuklara yönelik? Evet. Bir stüdyoda biliyorum ben özel olarak bu eğitimler veriliyor ama daha böyle geniş çaplı bir çalışma var mı? Benim açımdan. Evet. Şimdi kendi stüdyomda daha çok henüz çocuklara ulaşma fırsatım olmadı. Ancak şimdi benim yazılı bir projem var. O proje
henüz yeni tamamlandığı için hani sunuma hazır bir konuma henüz yeni geldi. Ben de açıkçası çok uzunca bir süredir yetişkinlerle birlikte ve artı 50 yaş üzeri vatandaşlarımızla birlikte çalışmaktaydım. Ve bu noktada çocuklar çok uzunca bir süredir aslında henüz gündemimde değildi. Dürüst konuşmam gerekirse daha önce bahsettiğin kişi gibi ben de daha farklı bir sınama içerisindeydim kendimi. Ancak o noktada fark ettim ki gerçekten bunun benim güdüsel olarak hissettiğim ve görevim olduğunu ve bunu gerçekten gerçekleştirmem gerektiğine karar verdiğim noktada da bu proje aslında tam o noktada zaten kendi kendisini tamamladı. Ve bu projenin içeriği daha çok farklı yaş gruplarına hem çocuklar hem yetişkinler hem 50 yaş üzeri insanlar için her kesimden ihtiyacı olan mesela bugün şuna da ben değinmek istiyorum. 50-60 yaşa geldikten sonra toplumumuzda maalesef bu insanlarımızı tamamen dışlayıcı bir yapı var. Onları tamamen emekliye ayırdıktan sonra aslında onları hiç davetkar olan, hiç çok minimumda aktiviteler var. Onlar için hayat bir nevi sadece evden ibaret oluyor. Ve daha önce 50 yaş üzeri yaşlılarımızla da çalıştığım için 50 yaş tabii ki üzeri hemen yaşlı olmaz ama 60 üzeri diyelim birazcık daha artık sağlığını kaybetmeye başlayan o durumdaki insanlarla çalıştığım noktada aslında onların ihtiyaçlarını görmeye başladım ve onlarla birlikte de çalıştıkça aslında onların ne kadar fazla bunlara çocuklar kadar ihtiyacı olduğunu gördüm. Dolayısıyla sadece çocuklar değil, hem yetişkinler hem çocuklar hem de 50 yaş üzeri insanlarımız için çok farklı amaçlar güden bir proje yazdım. Ve henüz çok yeni tamamlandığı için ben çok uzunca bir süredir kendi stüdyomdaydım ve stüdyomun dışına yeni çıkmaya karar verdiğim için ümit ederim bununla birlikte farklı çalışmalara yer veriyor olacağım. Ben şey de sormak istiyorum. Mesela stüdyoda sadece ben sordum mesela örneğin yoga, pilates eğitimi mi yok dediniz. Sadece yoga, pilates eğitimi değil. Yani burada hani vücut geliştirme, işte zayıflanma falan amaçlı bir spor değil. Ben sadece yoga pilatesi tek başına vermiyorum. Üçü bir bütün olarak veriyorum. Mesela bunun süreci nasıldır? Bir danışan olarak ben geldim. Hani tamam toplumsal olarak hareket edecek ama ben bireysel olarak da farkında bir bireyim. Beklemiyorum siyasi otoritelerin elini taşın altına koymasını. Geldim ve çalışmak istiyorum sizinle. Nasıl bir süreçten geçiyoruz? Şimdi öncelikle kişinin gerçekten ihtiyacını ben oturduğumuz ilk andan orada anlamaya çalışıyorum. Biraz sohbet ediyoruz, biraz konuşuyoruz ama o kişinin kesinlikle bana hayatında bir sorun yaşadığı veya sorununu hiç anlatmasına gerek yok. Sadece o sohbet esnasında ben aslında kendimce öğrendiğim bazı yöntemlerle birlikte o kişinin ihtiyacını ortaya çıkarıyorum. Daha sonra ona uygun bir program yaratıyorum ve o uygun programa göre bir süreç başlatıyoruz. Bu aslında her dersi gerçekten kişi belirliyor. Her süreci gerçekten kişi belirliyor. Şimdi ben hayatımda yoga ve pilates eğitimi var, evet. Ancak uzun zaman içerisinde kendi yöntemim bir şekilde ortaya çıktı. Kendi çalışmalarımı bir şekilde insanlarla paylaşmaya başladım. Ve aslında orada daha etkili sonuçlar görmeye başladım. Ve geçmişte diğer hocalarımla, yurt dışındaki hocalarımla yaptığım çalışmalarımla birlikte ki çok değerli hocalar girdi gerçekten hayatıma. Onlar sebep oldu tabii ki bu yolların olmasına. Ama onların üzerine de kendi deneyimlerimi, kendi araştırmalarımı ekledikçe, kendi yöntemlerimi ortaya çıkardıkça kişinin neye ihtiyacı varsa ona uygun bir şekilde kişi için program çıkarıyoruz. Şurada üzerine basarak bir şey söylemek istiyorum. Bu noktada kişinin gerçekten başka ihtiyaçları da varsa o yönlere de ben yönlendirme taraftarıyım. Yani sadece o bana bağlamıyorum. Ortaya çıkıyor. Evet. Yani bütüncül düşünmemiz gerekiyor. Toplumumuzda bunun çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela o kişi bir psikoloğa giderken ayrıyeten bunlarla ilgilenmesi gerekiyor, nefes farkındalığıyla ilgilenmesi gerekiyor, stres düzeylerini düzenlemeyi öğrenmesi gerekiyor, kendisinin kim olduğunu tekrardan tanımaya başlaması gerekiyor, bedeniyle çalışarak aslında bilinçaltıyla çalıştığını fark etmesi gerekiyor ve bunun yanında tabii ki biz kesinlikle psikologların işine karışmıyoruz. Konuşma kısmı, orada irdeleme kısmı tabii ki psikolog arkadaşlarımızın, bir sağlık durumu söz konusuyla tıp uzmanlarının. Ancak şunu idrak etmemiz gerekiyor. Bunların hiçbiri birbirinden ayrı değil. Toplumumuzda ben özellikle buna
çok dikkat etmek istiyorum ve bunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Her şey bir bütün eşliğinde, bir insan bütün eşliğinde ele alınmalıdır. Ve bir insanın konuşmaya da ihtiyacı vardır, bedenini çalıştırmaya ihtiyacı vardır, farkındalık çalışmalarına ihtiyacı vardır, meditasyon çalışmalarına ihtiyacı vardır, spora ihtiyacı vardır, düzgün beslenmeye ihtiyacı vardır. Hepsi bir daldır ve bu dalların hepsi bütünleşip, o insan gerçekten tamamen beden, zihin, nefes sağlığına kavuşabilir. Evet, zaten evrene de baktığımızda bir bütün görüyoruz. Yani evet. Tek bir eksiklik olsa, yani o denge bozuluyor hemen. Evet, gidiyor ve her şey bir denge, bir uyum içerisinde. Her şey birbirini tamamlayıcı bir şekilde. Evet. Ve bu noktada gerçekten toplumumuzda hiçbir çalışma olmadığını düşünüyorum. Ben hiçbir telkin olmadığını düşünüyorum. Tamamen yine bireylerin bir şekilde birbirinden korktuğu açılar oluşmaktadır. Birbirimiz, şunu da söylemek istiyorum. Toplumda o kadar fazla ayrılık illüzyonu var ki herkes birbirinden ayrıştığı için biri başarılı olduğunda biz onu hemen aşağıya çekmeye yöneliyoruz. Oysa ki bu toplumumuz için herkes bilgisini paylaşıyor olmalı. Herkes evet. bilgisini birbirine aktarıyor olmalı. Ancak o zaman daha sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı toplumlar yaratabiliriz. Dolayısıyla bu noktada... Bu arada çok özür diliyorum, bölüyorum ama Bakanlar Kurulu çıkışında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özorsay açıklama yapıyormuş. Bir oraya bakalım, hemen konumuza devam edelim, izliyoruz. Hakkının sadece yol ve benzeri hususlarda değil, aynı zamanda elektrik ve gaz bağlamında da geçit hakkı çerçevesinde bu haktan yararlanacak olanların elektrik ve gaz konusunda da bu geçit hakkından yararlanmalarını mümkün kılacak olan yeni bir tanıma gidildi yapılan değişiklikle. Bunun dışında bugün yapılan toplantıda İskele Belediyesi'nin bütçesi, Güzelurt Belediyesi'nin sağlık konusunda, temizlik konusunda, içme suyu konusunda ve kanalizasyon konusundaki tüzükleri, bunun dışında Mehmetçik Belediyesi'nin içme suyu konusundaki tüzüğü, Vadili Belediyesi'nin bütçesi gibi pek çok belediyemizle ilgili mevzuata dair Bakanlar Kurulu gerek Maliye Bakanlığı'nın gerekse İçişleri Bakanlığı'nın görüşleri çerçevesinde onay işlemi gerçekleştirdi. Bunlar belediyelerin özellikle işlemlerini yapabilmeleri ve belli bazı konularda gelirlerini artıracak şekilde tahsilatlarını ileriye götürebilmeleri için beklemekte oldukları bir husustu. Bu konuda kararlar üretildi. Bugün Bakanlar Kurulu'nda aynı zamanda bazı otellerin sahillerde izin alarak yapmaları gereken iskelelerle ilgili olarak yürürlükte bir mevzuat var, biliyorsunuz. İskeleler tüzüğüyle ilgili olarak bir değişikliğe gidildi. Bundan böyle iskele ruhsat ücretleri ve gerek başlangıçta alınan ücret, gerekse yıllık bazda alınan ücret konusunda bir güncellemeye gidildi. Bunların ücretleri gerçekten artık çok anlamını yitirmiş durumdaydı. Komik rakamlar şeklindeydi. Bunlara ilişkin devlete de gelir elde edecek şekilde yeni düzenlemelere gidildiğini söyleyebilirim. E-Maliye çalışmalarının devamı olarak Maliye Bakanlığı'na ilgili firma ile yeni bir sözleşme yapma yetkisi verildi ve buna göre araç otomasyon sistemi tamamlanacak. Aralık ayı ortasında bu sürecin tamamlanması öngörülüyor. 1 Ocak 2020 itibariyle internet üzerinden seyri sefer ödemelerinin de yapılabileceği araç otomasyon sistemi tamamlanmış olacak. Aynı zamanda yapılacak olan bu sözleşme ile birlikte, Maliye Bakanlığı yetkilendirildi, yapılacak olan bu sözleşme ile birlikte başka bazı konularda da elektronik ortamda vatandaşların hizmet alması sağlanacak, bir kolaylık getirilecek. Bugün aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın getirmiş olduğu bir öneri üzerinden engelli yurttaşlarımızla ilgili olarak bir karar üretildi. Buna göre özel sektörde istihdam edilecek olan
engelli yurttaşlarımızla ilgili olarak bu husus önemli, özellikle altını çizmek istiyorum. İşe girecek olan engelli yurttaşlarımızla ilgili olarak 4 yıl boyunca, 48 ay boyunca bahse konu vatandaşlarımızın sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımları fondan yapılacak. Özel şirketler tarafından değil, istihdam edilecek olan engelli vatandaşlarımızın sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımları fondan yapılacak. Aynı zamanda maaşlarına ilaveten yine ilgili fondan her bir engelli istihdam edilen kişinin maaşına ilaveten asgari ücretin %80'i kadar ilave bir katkı, ilave bir maaş alması mümkün olacak. Böylece özel sektörde engelli vatandaşların çalışmasını ve istihdam edilmesini teşvik eden bir sistem devreye konulmuş olunacak. Bu konuda çok daha detaylı açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yapacak. Bugün Bakanlar Kurulu'nda aynı zamanda Hasbolat Meslek Lisesi'nin isminin bundan böyle Osman Örek Meslek Lisesi olarak değiştirilmesi yönünde bir karar alındı. Biliyorsunuz 1959-60 anlaşmalarının yapılması çerçevesinde Londra Konferansı'nda Kıbrıs Türk'ünü temsil eden heyetin üyesi olan, 1960 Cumhuriyeti'nde Savunma Bakanlığı yapmış olan, Federe Devlet döneminde Federe Meclis'in başkanlığını yapmış olan ve 1983 kurucu meclisin de üyeliğini yapmış olan rahmetlik Osman Örek'in adı böylece bir okulun adında yaşatılmış olacak. Bu yönde bir karar üretildi Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirmiş olduğu öneri çerçevesinde. Bugün Bakanlar Kurulu'nda aynı zamanda Genel Tarım Sigortası Fonu'na ilişkin olarak da bir değişikliğe gidildi. Bundan böyle başka bazı ürünlere ilaveten muz üretiminin de çeşitli doğal afetlerden etkilenmesi bağlamında Genel Tarım Sigortası Fonu'nun içerisine, kapsamına alınması yönünde bir karar üretildi. Aynı zamanda daha önce, kısa bir süre önce yapmış olduğumuz girişimlerin, özellikle Türk Hava Yolları'nın Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçuşlarında bir sonuç aldığını da kamuoyunun yeniden bilgisine getirmeye ihtiyacı hissediyorum. Bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine yönelik olarak göndermiş olduğu resmi yazılar ve özellikle Sayın Başbakan'la birlikte ve Maliye Bakanı'yla birlikte son Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti ile yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ya da uçan öğrencilerle ilgili olarak Türk Hava Yolları %15 bir öğrenci indirim yapma yönünde bir karar üretmiş durumdadır. Bu KKTC hükümetinin almış olduğu inisiyatifin bir sonucudur. Bu güzel gelişmeyi de özellikle sizlere paylaşmaya ihtiyacı hissettim. Eğer bir sorunuz varsa seve seve yanıt verebilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın önemli bir açıklamasıydı Bakanlar Kurulu çıkışı. Kısa bir mola verdik, evet. Devam ediyoruz. Gerçekten evet. Böyle siyasetin yoğun olduğu bir ülkede evet. Stres devamlı böyle işte yollarda, sokaklarda, her yerde böyle bazen yurt dışından arkadaşlarım geldiğinde işte Cemre diyorlar hani bir yere gidiyoruz oturup kahve içmeye, mesela tanıdık birileri çıkıyor geliyor, 5 dakika içerisinde hemen siyaset konusu açılıyor. Hemen böyle bir böyle işte stres, o öyle de böyle de bu memleketten adam olmaz da şöyle de, ve sosyal medyayı bir açıyoruz böyle bir 10 dakika evet. Aman diyorum hemen kapatayım çünkü yani sakinliğim bir anda bozulacak evet. Değişecek. Böyle bir ülkede, böyle bir süreçte gerçekten bu çalışmalar çok değerli, çok evet. Kıymetli. Bir kez daha vurgulanmış olan ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Ve bununla birlikte çok güzel bir konuya yine değindin Cemre. Evet. Şunu da açalım. O noktada kesinlikle stres düzeylerimizi kontrol altına almayı öğrenmemiz nasıl gerekiyor. Nasıl mesela? Bu nefes çalışmalarından birkaç evet. Tüyo alalım. Zaten otomatik olarak önce nefes çalışmaları bile yapmadan önce
nefes farkındalığına geri dönmemiz gerekiyor. Yaşadığımızı, canlı olduğumuzu tekrardan hissetmek için, kendimize olan iletişimimizi tekrardan uyandırmak için, kendi içimize tekrardan dönmek için ve içeride olup biteni algılayabilmemiz için önce sadece nefes farkındalığıyla başlıyoruz. Yani sadece en basit nefes alışımıza ve nefes verişimize odaklanıyoruz. Daha sonra nefes teknikleri, nefes çalışmalarını pratik olarak kişiyle yapmaya başlıyoruz. Bu noktada şuna değinmek istiyorum. Genelde yapılan en büyük hata kişiler nefesi hayatlarına çok stresli oldukları bir anda almaya gönüllü oluyorlar. Aslında bizim istediğimiz stresli değilken her gün gündelik hayatlarında nefes çalışmaları yapmaları. Nefes çalışmalarını bu noktada yaptıkları takdirde olaylar karşısında verecekleri aslında reaksiyon değişecektir. Ve bedenlerinin vereceği reaksiyon değişecektir. Beyinlerinin vereceği reaksiyon değişecektir. Ve ne olacaktır? Aslında hızla stres dalgasına, beta dalgasına yükselecekken zihin aslında bir şekilde alfa dalgasında kalıp o bulunduğu sıkıntılı durumun içerisinden aslında çok daha sakin ve çok daha çözüm odaklı bir şekilde çözerek çıkabilecektir. Dolayısıyla her gün aslında günümüzün içerisinde bu çalışmalar olması gerekiyor. Stres anında değil. Evet, şimdi zihnin gücünü dediğim gibi böyle bir 15 sene önce yaklaşık artık fark etmeye başlamıştık. Yani düşüncenin dili nasıl etkilediğinden ziyade dilin düşünceyi nasıl etkilediğini, zihni, ki bunu konuştuk. 1930 yılların sonunda 1984 George Orwell yazdı. Aslında onun içerisinde bile bu çalışma var. İşte sözlüklerden özgür free kelimesinin çıkarılması ve insanların bir süre sonra dilinde olmayan özgürlük kavramından uzaklaşması, dilimizin nasıl zihnimizi etkilediğini aslında bir nevi ortaya koyan bir çalışma da benim çok sevdiğim bir konudur. Bu hep gündeme getiririm. Zihin gücünü, zihindeki olumlu düşüncenin mucizesini fark ettik. Geçtiğimiz bu dönemde de nefesin gücünü artık fark etmeye başladık. Ve bunu birleştirmeye başlıyoruz anladığım. Şimdi yavaş yavaş insanlar hani hep bunlara dönüyor. Ben sadece tek bir nokta vurgulamak isterim. Ben hep şey derim. Aslında bunlar var olanlardı. Biz yeni farklı biçimlerde ortaya çıkarıyoruz. Mesela ben dinine bağlı bir insan olarak biraz da işte anneannem bizi yetiştirdi. İşte onların daha eskilerin deyimleriyle mesela örneğin think positive felsefesini hep şeye benzetirim. Benim anneannem küçükken hep vardır bir hayır derdi. İşte bizim Batı'nın 20 sene sonra bana sattığı think positive felsefesi vardır bir hayır, kendi kültürümde, dilimde olan var olan bir şeydi. Veya şükür. Şükür aslında veya affetmek, bağışlamak, Mevlana, Sufizm okuyan bir insan aslında, Mevlana'yı iyi tanıyan bir insan bütün bu değerlere sahiptir. Ama bize şimdilik yeni yeni batıdan farklı bir dalga, farklı bir akım olarak geliyor. Günün sonunda yollar farklı olabilir. Gidilen yer önemli. Farkındalık çok önemli. Dediğin gibi bu nefes farkındalığı. Çok güzel şeyler söyledin Cemre ve şuna sadece dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bu pozitivizm dediğimiz pozitif düşünme noktasında evet zihnimizin inanılmaz bir gücü var. Zihnimizle yaratıyoruz. Hayallerdir. Bu gördüğümüz her şey hayallerimizin ürünüdür. Bu masa önce hayalde, önce zihinde başladığı için bu masa aslında buradadır. Sadece günümüzde dikkat edilmesi gereken şu. Duygularımızı bastırıp pozitif olmak aslında günün sonunda en sonunda sağlığımızdan bizi ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken aslında önce içeriğiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Bastırılmış duyguları dışarıya bırakmamız gerekiyor. Her türlü yöntem gene burada geçerlidir. Ve daha sonra o zaman zihin çok daha gerçek bir noktadan güçlü bir şekilde yaratımına, pozitif bir şekilde yaratımına devam edebiliyor. Ancak günümüz insanları pozitivizm hastalığına birazcık yakalandı. Bunu birazcık açmak istedim ben. Evet. Çünkü toplumumuzda da çok büyük bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Pozitif düşünme noktasından evet zihnimizin çok güçlü bir yaratımı var. Ancak çoğu ne yapıyor? Duygularını bastırıp
bir şekilde bedeni hasta edercesine bastırıp duyguları onun üzerine güçlü bir şekilde pozitif düşünmeye çalışıyorlar. Biraz üstünü örtme evet, aslında. Halının yani altına sıyırıyoruz evet. duyguları. O noktada önce yapılması gereken çalışma aslında kişinin duygularını bedeninden serbest bırakmamız gerekiyor. Daha sonra zihin zaten kendiliğinden pozitif düşünmeye çok huzurlu bir şekilde devam edebiliyor. Evet. Bu arada da tabii dışarıyı da takip ediyoruz evet, diye. Evet fark ettim ben de orada bir devamlı dışarıyla iletişim halindeyiz. Evet yani dediğin gibi bu farkındalık çok önemli bir şey. Biraz önce ara vermeden önce konuşuyorduk. Bir kelimeye yine ben takıldım. Çünkü kelimeler gerçekten hı hı. önemlidir yön vermek için. Psikoloğa da gerekirse danışabilir ama şunu açıklığa kavuşturalım. Bu zihin, beden ve nefes eğitimleri psikolojik bir sorunu olan bir insan için değildir bu tedaviler. Bu tabii tüm ki. İnsanlar evet. için var olmaz. Yani dedik ya doğuştan itibaren çocuğunu nasıl başlatırsın? Aman çocuğum İngilizce tabii öğrensin ki. Da kendini gerçekleştiren evet. daha işte iyi düzeyde bir birey olsun. Aynen İngilizce öğretimine götürüyor gibi ki bizde bu bile daha yeni yeni başlıyor. Evet. Nasıl okula götürürsün çocuğum öğrensin, konuşsun, yazsın. Bunun gibi bir temel eğitimdir aslında bu evet. ve herkesin alması gerek. Yani sadece psikolojik sıkıntısı olan bir insan değil bunu mutlaka bir evet. kez daha açıklığa ve kavuşturalım. Tabii ki üstüne basa basa tekrar söyleyelim. Psikologlarımızın görevi tabii ki çok Hı-hı. değerli, çok önemli. O noktada kesinlikle o psikolojik sorunu olan arkadaşlarımızın kesinlikle psikolog eşliğinde hayatlarına devam etmeleri gerekir. Ancak dediğin gibi Cemre çok güzel bir şey söyledin. Hepimizin ihtiyacı olan dediğin gibi temel bir eğitime yerleşmesi gerekiyor bunlar. Bunlar varoluşumuzun esas temel amaçları. Bedenimizi fark etmemiz, nefesimizi fark etmemiz. Ve sevmemiz. Ve sevmemiz tabii ki. Evet. Ve biz zaten kendimizle düşman olduğumuz için hastalıklar bedenimizden yükseliyor. Biz zaten kendimize düşman olduğumuz için ayrılık illüzyonlarıyla dolu bir hayat geçiriyoruz. Biz zaten kendimize düşman olduğumuz için bir türlü toplumumuz aslında birlikte olamıyor. Çünkü her birimiz birbiriyle zaten kendisiyle kopuk olduğu için otomatik olarak sen dediğimiz kavramla da kopuk oluyor. Biz dediğimiz kavramla da kopuk oluyor. Ve bu noktada evet. temel eğitim gerçekten bu farkındalık eğitimi çok önemli. Evet. Dediğim gibi mesela biz bunları işte 10 yıl önce aldığımız işte kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri uzmanlığı için mesela örneğin motivasyon eğitimleri, kriz odaklı, kriz çözüm odaklı düşünme, kriz yönetimi vesaire gibi mesela burada sevginin gücünü fark etmiştik. Ve ben Dale Carnegie benim hayatımda çok gerçekten etkiledi iletişim. Mesela suçlama, eleştiri, şikayetten uzak durun der. Eleştiri yerine övgü, takdir bunları getirmek. Mesela evet. ufak ufak başlar ki NLP ile karşımıza çıktı yine bu evet. bir 10 sene, 15 sene önce. Ben 2005'te NLP eğitimleri aldığım yılları hatırlıyorum. Yani gene dilin gücüne dönüyoruz. Mesela çok ufak ufaktı. Ben NLP'yi nasıl uygulayacağımı ilk idrak edememiştim. Öğretmenliğe başladıktan sonra fark ettim. Mesela işte çocuklara okulda karşılaştığımız gel kızım buraya, gel oğlum buraya yaklaşımlarına ki biz evet. daha neler nelerden karşılaştık. Şimdi televizyonda evet. vurgulayamayacağım. Mesela işte canım bakar mısın? Benim gelin eğitim kurumuna da hep bütün çocuklara ismini bilmek çok önemli. Evet. Çocuğa ismiyle hitap etmek. Evet. Ona verdiğin saygıyı, değeri hissettir ama ismini bilmiyorsan bile ben canım kelimesini yerleştirdim. Evet. Çok mutluyum. Çocuklara hayatım canım bir tanem demekten hiç kocunmadan bu şekilde iletişim kurabiliyorum. Artık mesela hani birkaç örnek yaşamıştık işte son 10 dakikan kaldı ha demek yerine sınavda 10 dakikan daha var. Evet. La işte o süreci çocuğun daha stressiz geçirmesi vesaire. Bu arada tabii sevginin gücünü fark ettik. Yani eleştireden evet. uzaklaşarak sevgiyle, takdirle, övgüyle bazı şeylerden şikayet ederek evet. baktık gördük ki çıkılmaz bir hal aldı. Aynen gene dönüyoruz Kıbrıs meselesine. Şikayet et artık çözüm varsa da göremiyoruz evet. içinde. Ben eş konusunda benzetirim. Eve gittiğinde eşini işte sürekli eksi yönlerini eleştiri ama ne kadar berbat bir hayatım varmış noktasına evet. gelin. Ona sürekli onu başlarsın. Duyan çünkü. Evet. Ama eve gittiğinde işte eşini översen işte artı yönlerini, güzel yönlerini ön plana çıkarmak istersen bir süre sonra ne kadar güzel bir hayatım varmışa dönen. Evet. Biz toplum olarak da hep şikayet sosyal evet. medyada özellikle
Bu kadar herdaktif kullanan tek ülkeyiz. Şikayet. İşte insan hani şöyle der artık, ne olursa olsun ya, hani berbat bir durumdayız, çıkışı yok gibi. Evet. Çıkış yolu üretememek en büyük sıkıntı. Önce kendini sevmek. Kesinlikle. Önce kendine saygı duymak. Sonra başkalarını sevmek, başkalarına saygı duymak. Ve ben bunu hep söylüyorum. Birini eleştirmeden önce mesela eşini, çoluğunu, çocuğunu, evet, ebeveynlerini, önce onun hayatına kattığı değerleri bir düşün. Evet. Ve bu düşünceyle nasıl mucizeler yaratabileceğini izle ve gör derim. Ve çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ve yine her şey farkındalık noktasına geldi. Çünkü dilimizi de fark etmek ve bunu da yapabilmemiz için yine içimize de dönmemiz gerekiyor ki zihin yapılarımızı, kalıplarımızı, aslında nasıl düşündüğümüzü, olaylara nasıl da negatif açılardan baktığımızı, ne kadar da sorunu çözme odaklı değil aslında çözmeme odaklı düşündüğümüz yapıları görmek için de tekrar içeriye dönüp oradan da gündelik hayatımıza, dediğin gibi, aslında dilimizi fark edip yavaş yavaş dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dil, dediğin gibi, yaratır ve dil aslında büyüdür. Dil dünyanın en güçlü büyüsüdür. Evet. O ağzından çıktığı anda yaratım başlamıştır çünkü. Dolayısıyla toplumsal olarak o da aslında gibi, nefese bağlı. Yani biz kesinlikle dil dedik mesela, dediğim gibi işte bundan 20 sene önce NLP ile hani bilgimiz dil ağırlıktaydı. Evet. Şimdi neurolinguistik programming, evet, NLP dediğimiz, şimdi nefes olduğunu fark ettik. Evet. Nefesin gücünü şu, evet, anda yeni yeni fark ediyoruz ama biraz daha bilinçlenmeye, bilgilenmeye, evet, ihtiyacımız var bu konuda. Ve yine orada çocuklara bağlamak istiyorum. Yani çok güzel bir şey söyledin. Aslında işte bizim zamanımızda aldığımız eğitim veya çocuklara işte konuşma tarzımız ve bunlardır gerçekten gelecek çocuklarını yaratacak, hı, olan. Ve o noktada dediğin gibi toplumumuzda birazcık daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben Londra'da 4-17 yaş arası yaratıcı dans eğitimi vermek için bir eğitim almıştım çocuklara. Hı. Ve ilk orada aslında toplumumuzun ne kadar da bazı noktalarda maalesef geri kaldığını fark ettim. Çünkü mesela çocukla konuşurken hatırlıyorum, 5 yaşında bir çocuğa eğitim veriyordum. O noktada hoca bana işaret etmişti ve beni dizlerimin üstüne çökertmişti. Onunla aynı seviyeye gelmem için, onu daha iyi anlayabilmem için, onunla eşit seviyeyi yaratabilmem için. Ve her söylediğim kelimeler hocalar tarafından dikkatle dinleniyordu. Ve ben ilk dediğim gibi dilin noktasını ve çocuklara konuşma noktası ve çocukların ne kadar önemli bir nokta olduğunu orada deneyimlemeye başlamıştım. İnşallah şimdi de yine 4-17 yaş arası çocuklarla ve tabii ki sınav stresi ve üniversiteye doğru giden çocuklarımızla bu hem streslerini düzenleyici, çünkü çok fazla talep oluyor aileleri ve çevreleri. Dolayısıyla hem kendilerini bu yaştan tanıyabilmek için elinden gelen çalışmaları onlar için yapıyor olacağım. Evet, bu çok güzel bir örnektir. Gerçekten onunla eğilip aynı. Çünkü o bile o... Bunu da hep söylerim. Yani disiplin farklı bir şey, otorite farklı, evet, bir şey. Büyüğüne veya öğretmenine saygı duyması farklı bir şey. Ondan korkması ve onunla empati kuramaması, bağ kuramaması maalesef bizim istemediğimiz bir davranış biçimidir. Evet. Konuşurken el hareketle, mesela ben bu hareketi hiç sevmem. Yani çocukta, evet, hep böyle bir bastırma, bir evet, hani susturma, sindirme. Ve gerçekten hani bu mucizeyi fark edelim. Özellikle sağlık konusunda yediğimize, içtiğimize nasıl dikkat ediyoruz? Evet. İşte ne bileyim ben, hapımızı alıyoruz, doktorumuza gidiyoruz. Aslında bunun da sağlığımızı ne kadar etkileyeceğini, sağlığımızın ne kadar önemli olduğuna, evet, önem gösterelim. Bu arada bizim programımızın bir kelime bölümü var. Unuttuğumuz, ki ben program başında fark ettim, lügat kelimesini dedim, dikkat ediyor Balin Hanım da. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlatmak amacıyla kullanıyoruz. İhtiras, aşırı güçlü istek, tutku, bir nevi işini aşkla yapmak, işte dediğimiz ihtirasla yapmak, ihtirasla bağlanmak. Daha önce vermiştik ama hatırlatalım istedik çünkü bunlar böyle pekiştirilmesi, evet, gereken sözcükler. Meşakkat. Biz de meşakkatli bir yoldayız aslında. Evet. projelerimizde, düşüncelerimizde ama İhtirasımız da bu, evet, meşakkatli yolu açacağız, evet, diyelim. Evet, evet, yeis, umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü. Biraz tam programa denk geldi kelimeler. Hı hı. İşte bu yeis ortamından da, yeis içine düşmüş insanları da kurtarmak, evet, hedefindeyiz. Ve son olarak
muvaffakiyet, başarı. Daha önce verdiğimizde söylemiştim, benim rahmetli eniştem buradan anmak istedim. Hep derdi sen çok muvaffak olacaksın büyüdüğünde derdi. O muvaffak, hani küçükken böyle anlayamazdım, işte başarılı olacaksın diye evet. çevirirlerdi. Muvaffak çok güzel, çok bir güzel. Muvaffakiyet çok güzel bir kelime. Ve programımız biraz bölündü ama sağ olsun yönetmenimiz bize birazcık zaman verdi uzatmak için. Yorumlarımızı alalım süremiz yettiğince hızlı bir şekilde. Onları da cevaplayalım. Kaan Ceylan, iyi yayınlar, iyi söyleşiler Cemre Hanım demiş. Teşekkür ederiz. İnci İnanç, ilginç bir konu. Dikkatle sizi izliyorum. Başarılar demiş. Şeniz Akşaynlar, iyi yayınlar. Caner Şefik, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. İbrahim Katmer yazmış. İyi yayınlar Sayın Hocam. Ülkemizde gerçekten günden güne toplumdan, aileden kopma var. Sizce bu eğitimler çocuk yaşta başlatılmalı değil mi? Okullar çalışma yapmalı demiş. Programın başında herhalde yazdı. İzleyicimiz zaten açıkladı. Kesinlikle küçük yaşta başlatılmalı evet. Ve okullarda bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Halil Çetin iyi yayınlar, iyi sohbetler demiş. Hasan Nihat Erduran iyi yayınlar demiş. Tülin Berova çok önemli bir konudaki söylemlerinizi ve konuğunuzun bu hususta uzmanlığı mutlaka izleyicilere faydalı olacaktır. İhtiyaçlar hiyerarşisinde doyum önemli. Küçük yaşlardan başlangıç ve eğitim gerekkendir. Başarılı ince programlar dilerim demiş. Sayın Tülin Berova çok teşekkür ederiz buradan evet. Sevgilerimizi iletiyoruz. Çok güzel tespitleri vardır gerçekten. İhtiyaçlar hiyerarşisinde doyum çok önemli. Evet. Ki Dale Carnegie'nin kitaplarını okurken bunu görmüştüm. Birinci bu hiyerarşik düzende işte piramitte, yaşam piramitinde işte barınma, korunma, işte sonra yeme, içme gibi işte temel listenin başında kendini önemli hissetme güdüsü. Çok önemli. Yani aslında doyum dediği Sayın Tülin evet. Berova'nın kendini önemli hissetme, takdir edilme güdüsü var ve bu doyurulmadığı zaman maalesef çok evet. istenmeyen davranışlara yol açabiliyor. Kaan Ceylan yaşanılan ve dünyada şu anda süre gelen ekonomik kriz yaşam faktörünün etkilediği gibi ruhsal ve bedensel olarak da etkilediğini biliyoruz. Bu ve bu gibi durumları asgariye indirmek için ne gibi önlemler alınabilir demiş. Nasıl bir başını kaçırdın? Yaşanılan ve dünyada şu anda süre gelen ekonomik kriz yaşam faktörünün etkilediği gibi ruhsal ve bedensel olarak da etkilendiğini biliyoruz. Evet. Bu ve bu gibi durumlar asgariye indirmek için ne gibi önlemler alınabilir? Birkaç pratik tüyo istiyorlar. Yine her zamanki gibi söyleyelim. Ben çalışmalarına geri dönmeleri gerekiyor. Ben üzerinden kendi içerilerine girmeleri gerekiyor. Çünkü kendi içsel huzurumuz dışarıda ne olursa olsun. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Dünyada kolektif olarak yaratıyoruz. Kolektif bir enerjiyle yaratıyoruz. Dolayısıyla herkesin birincil olarak kendi içinde huzuru bulması gerekiyor. Çünkü kendi içimizde bulduğumuz huzur mutlaka ve mutlaka biz hiçbir şey yapmadan dışarıya yansımaya başlayacaktır. Hı hı. Dışarıda ne kadar sorunlu durumlar olursa olsun, ekonomi olabilir, siyasi olabilir, politik olabilir, ne olursa olsun önemli olan aslında biz kendi merkezimizde iç huzuru oluşturduğumuz ve orada sabitlenebildiğimiz noktada zaten otomatik olarak olaylara bakış açımız değişeceği için olayları olduğu gibi gerektiği kadar kabul edip kabul ettikten sonra harekete geçmeyi öğrenebileceğimiz için yaşadığımız mücadeleli durumlarda veya ekonomik krizlerde veya ekonomik sorunlarda veya buna benzer başka sorunlarda da vereceğimiz bütün reaksiyon değişecektir. Dolayısıyla aslında kişinin hayatına içsel çalışmalar alması gerekiyor. İçsel yolculuğa girmesi gerekiyor. Ve kendi stres düzeylerini düzenlemeyi, daha sonra da kendi içindeki algılarını fark edip olaylara bakış açısını ve olanı olduğu gibi kabul etmeyi ve kabul ettikten sonra harekete geçmeyi evet. öğrenmesi için tamamen uzun bir yolculuğa girmesi gerekiyor evet. aslında. Ama zor bir yolculuk olmasa değil. Gerek çünkü bence bu insan yaratılışında zaten var evet. olan bir şey. Evet. Yani bunun işte 200 yıl öncesine gittiğinizde, 100 yıl öncesine gittiğinizde ne ekonomik krizi vardı, ne Kıbrıs meselesi vardı. Evet. İşte ne bileyim ben ne siyaseti, ne osu, ne busu evet. hani baktığınızda vardı tabii. Ama hani insanlar o yaradılı işte aman ekonomik krizde ne yapacak evet. gibi bir güdüye düşmezdi. Bununla da şimdi baş edebilmenin mutlaka evet. Yolları vardır. Devam edelim. Müslüm Güçler yazmış. Sayın Cemre Akar Hanım'a ve Sayın Balin Palmer Hanım'a iyi yayınlar diliyorum. Bu hafta değişik bir konuya değindiniz. Sorum ise şu. Sizce toplum
çalışması uzun süreli ve devlet tarafından destekli olması gerekmez mi? Sayın Palmer ilgili kişilerle bu yolu açacak mı demiş. Böyle bir düşünce var mı? Kesinlikle aslında niyetimiz zaten o yönde. Çünkü gerçekten devletimizin bu gibi projeleri desteklemesini bekliyoruz ve bu çok geniş çaplı bir proje olduğu için ve ada genelinde Eğitim bir proje Bakanlığı, olduğu için. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı birçok farklı yerlerden değil mi destek kesinlikle alabilir? Ümit ederim. Gerçekten toplumumuz buna ve başımızdaki insancıklarımız buna sıcak bakıp da bizi o noktada yönlendirip destekliyor olacağını ümit ediyoruz. Evet, Sayın Ziya Öztürkler, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü. Sevgi selamlarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar, güzel ve yararlı bir program oluyor demiş. Teşekkür ederiz. Hasan Nihat Erduran, Yıldan Palmer'in kızı mı? Çok başarılı maşallah demiş. Kıymetli tecrübeler bunlar. Self-motivated ve stress-controlled olmanın önemi hayatın gerçeğidir demiş. Evet, çok güzel. Sayın Hasan Nihat Erduran, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Bilşen Yılmaz, Balin Hanım yine çok süpersiniz. Teşekkürler demiş. Birkaç yorumumuz daha var ama bugün birazcık süremizi aştık. Ara programına gelince son olarak nasıl toparlamak istersiniz? Bir de tekrar bu Ben Sen Biz projesini program başını kaçıranlar için çok kısa özetleyelim. Evet. Sosyal medyadan buna ulaşabileceklerini aslında bir sonraki programımızı beklemeye gerek kalmaksızın sosyal medyadaki sizin videolarınızla bile sadece onlarla bile aslında bir farkındalık, bir çalışma yapabileceklerini bir hatırlatalım son olarak. Şimdi ben elimden geldiğince kendi sosyal medya araçları tarafından elimden geldiğince bilgimi paylaşmaya başladım. Bu da çok yeni tabii ki. Yavaş yavaş daha fazla bilgileri veriyor olacağım. Hem nefes çalışmaları, hem beden çalışmaları, hem de konuşmamız gereken farkındalık çalışmalarını oradan aktarıyor olacağım. Oradan beni takip edebilirler. Ben sen bizi özetleyecek olursak tekrardan benden bize giden bir yolculuk ve bu tamamen benden bize giden bir proje. Bütün amacımız kendi özümüzde her birimizin arzuladığı bütünü yakalamak ve bütünü tekrardan hatırlayabilmemiz için, tekrardan bütünü hissedebilmemiz için bene geri dönüyoruz. Özeti bu. Evet. Ve dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarına zaten ben, sen, biz sosyal medya hesapları da mevcut ve şu anda. Ve stüdyomda bireysel olarak çalışmalarım devam ediyor. Elimden geldiğince de daha grup halinde dışarıdaki çalışmalarımı hem çocuklarla hem yetişkinlerle hem de daha yaşı ilerlemiş olan insanlarla kesinlikle buluşturur olacağım. Evet, yani çekirdekten başlayıp bütüne ulaşmak dediğimiz gibi. Ben eminim bu programdan sonra elimizden gelince bundan sonra da devam edeceğiz destek vermeye. Gerekli ilgili kişilerin de bu konu dikkatini çekecek ve yapılması gerekeni yapacaktır diye inanıyorum. Çok enerjik bir programdı. Evet, bizim 20 yıllık dostluğumuz zaten ister istemez ben eminim ekranlara da yansımıştır. Böyle sıcacık bir program oldu. Böyle sevgi dolu bir program oldu. Sevgi dolu bir şarkıyla kapatalım dedik. Çok teşekkür ederim Cemre beni davet ettiğin için. Çok teşekkür ederim bu konuyu gündeme getirdiğin için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bu değerli bilgileri bizim aracılığımızla aktardığınız için, bizlerle paylaştığınız için en kısa zamanda tekrar ağırlamak isteriz. İnşallah. Evet, 360 derecede bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi Frank Sinatra'nın I Love You şarkısıyla kapatıyoruz. Bol bol sevgi dolu, sağlık dolu, güzel bir hafta olsun diliyorum. Evet, önümüzdeki hafta yine saatlerimiz 15.10'u gösterirken Diyalog TV ekranlarında buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, saygıyla, sevgiyle, sağlıkla kalın.
Kuzey Kıbrıs'ta sektörünün lideri Tüfekçi Grup Cemre Akar'la 360 dereceyi sundu.